Hadi. Hadi Meryem. Hadi. Hadi Meryem. Hadi Meryem. Hadi. Müsaade edin isterseniz. Kızınız için iyi değil. Onun da kızı. İzin verin vedalaşsınlar. Kızın değilim ben. Ya bırak dokunma bana pis. Bugün sınavın varmış. Allah yardımcın olsun. Zihin açıklığı versin. Benim gerçek annem kim? Burald, Burald. Bu bizden değil. Bu bizden değil. Bunu eve soktunuz. Bu benim kalemlerimi çaldı. Abinler bu çocuğu çalmadılar mı? Hırsız olanın bana. Hırsız olur tabii ki. Bak sana bir şey diyeceğim. Bana düşmez ama yine de diyeceğim. Ben evladımı kaybettim. Küçücüktüm daha. Aklı ermiyor insanın ama yine de biliyor. Anası olmayana öksüz diyorlar. Babası olmayana yetim. Evladı olmayana ne diyorlar? Diyemiyorlar. Öyle ağır bir yük ki isim bile koyamamışlar. Kardeşin yok mu? Ablam varmış. Ölmüş. Zeynep aslında çok şanslı biliyor musun? Sen buna şans mı diyorsun? İsyan olmasın ama Zeynep senin yerinde olmak için neler vermezdi. Senin gibi annesi varken. Mira, Mira kızım konuş benimle ne olur. Mira kızım duyuyor musun beni? Bana bak. Kızım değilim ben. Mira bana bak. Öylece çıktın geldin buraya oturdun kızım konuşmuyorsun. Bir tepki ver olanlara. Biliyorum çok zor, çok zor ama... Yaşıyor mu? Evet. Kalbi durmuştu. Yaşamaz deniyordu. Ama yaşıyor. Hastanedeki herkes buna mucize diyor kızım. Sana her şeyi anlatacağım. En baştan ne oldu, ne yaşandı her şeyi anlatacağım. Meryem de kendine gelince... Mira yapma. Mira ne olur yapma. Yapma kızım, ne olur konuşalım. Beni dinlemelisin, böyle kaçma. Sana yemin ediyorum, benim de öğreneli çok olmadı. Halan, deden bilmiyorduk. Bir tek Beste biliyordu. O da saklamış bizden. Topumu alacağım. Alo. Ziyaret edebiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Mira. Kızım. Kendine gelmiş. Gelmek ister misin? Ya tam 2 dakika ölü kaldı. Resmen mucize kurtuluşu. Allah'ın takdiri. Sen kendini ne zaman hazır hissedersin?
Merak etme, kaçmam. Kaybolmam aşağıdayım. Annenin bu. Ben gördüm. Kadın senin nefesinle, kokunla hayata döndü. Al bunu. O senin yanına gelene kadar sana da gelir. Değerleri hızla toparlıyor. Hastamıza 120 saniyelik bir kardiyak arrest gelişti. Hayata dönmesi, komadan çıkması. Daha önce böyle bir mucizeye tanık olmadım. Meryem. Ben sizi yalnız bırakayım. Meryem. İnanamıyorum. Bana bakıyorsun şu an. İyi misin? Bir ağrınsızın falan var mı? Kızım. Zeynep. Kızım. Mira. Öğrendiği şey çok ağır yavrucak. Mümkün değil. Bunu biliyor olamazsın. Sen kendinde değildin. İzliyordum sizi. Aman Allah. Benim yaptığım doğru değildi, böyle bir anda ağzımdan çıktı. Söyleyiverdim ama asla doğru değildi yani. Ben çok korktum seni. Ölüyor sandım. Olan oldu. Zeynep'e daha usturuplu söylersin. Kızımı da getirirsin ziyarete, değil mi? Gözümde tütüyor kuzum. Doktor efendi, kızım seninle değil mi? Üzgünüm Meryem. Zeynep tekkede. Ne? Nasıl? Kaçırmıştın onu, mahkemede yanındaydı. Neler oldu bir bilsen. Sen komadayken çok şey oldu. Ne kadardır komadayım ben? 8 ay. 8 ay mı? Allah'ım, sen benim aklıma bu kaydın. Ben sandım ki Zeynep Vahit'le evlenme dedim. Evlenmediler de bana, yalvarırım. Hayır. Hayır, sakin ol, sakin ol. Evlenmedi. Cüneyt mi döndü tekkeye? O yüzden mi orada? O zaman neden orada kızım? Neden tekkede? Olmaz böyle. Ben onu alacağım, oradan bırakmam. Meryem, alacağım. Sakin ol Meryem, sakin ol. Yeni komadan çıktın sen. Lütfen, seni bir daha kaybedemem. Hem kapıda kolluk var, seni bırakmazlar. Nasıl o hapse geri dönemem? Kuzularımın bana bu kadar ihtiyacı varken dönemem. Seni içeriden çıkarmak için neler yaptım? Neler kaybettim bir bilsen. O gün orada seni vuranın ismini bana verseydin. Eski defterlerimi açacağız. Seni daha affetmedim. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Bir gün affeder miyim Allah bilir. Ama eğer bana biraz değer veriyorsan... Bu durumu çözeceksin. Başka bir yol bulacaksın doktor. 17 yıl kızımı çaldın benden. Ya buna bir yol bulursun ya da ben buradan kendim kalkar kaçarım. Meryem, lütfen. Ölüyordun diyorum sana. Anla. Her şerde bir hayır vardır. Ölüp dirilmenin de vardır elbet bir hikmete. Bak, bak bu sefer doğruyu söyledin. Efendim, ne oldu? Benim acil çıkmam lazım.
canım. Asma suratını bir tanem. Bak işte bizimle film izleyecek, kabul etti. Böyle böyle kıracağız onun konuşmama inadını. Sadece film izlemeyi kabul etti Seçkin. Hem sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Sen de topun ağzındasın. Bak bugün film izleriz. Yarın bir bakmışsın masada kutu oyunu oynuyoruz. Bu işler böyle. Ya hayatım ben bu Ergenus takımını çok iyi tanırım. Merak etme. Onlar evrimlerini böyle zorluklarla tamamlarlar. Ha? Ergenus. Tamam bak ben de en az senin kadar endişeliyim. Senin kadar üzgünüm. Ama sağlam durmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Ancak o şekilde onu tekrar geri kazanabiliriz. Tamam? Mira! Mira! Hadi bak filmi başlatıyoruz. Kızım onlar ne? Sen çöp mü biriktiriyorsun odanda? Levent Bey ve Beste Hanım'ın aldığı kıyafetler. Ait oldukları yere gidecekler. Eğer varsa sizin de bir çöpünüz falan verebilirsiniz. Sıkıntı değil. Kızım. Mira. Kızım. Senin kızın seneler önce bu ispe yerde geberip gitti. Mira yeter, yapma. Ne iş var bu kadının burada? Ben... Sakın! Bir soru sordum. Ne iş var bu kadının burada? Meryem bir süre burada bizimle kalacak. Asla. Asla olmaz. Duydun mu beni? Yine yapma. Karışma sen. Kimse karışmasın. Bırak burada yaşamayı. Adımına bile yatamaz bu eve. Çık git şimdi. Bazı şeylerin izahı yok biliyorum. Ne desem tesir etmez şimdi. Ama kaç gece Zeynep'le senin arkandan dua ettik biliyor musun? Şimdi karşımdasın ama sana dokunamıyorum bile. Böyle olsun istemezdim. Hangi anne evladının... Hangi anne evladının cansız bedenini çöp gibi arkasında bırakır gider değil mi? Bak buna. Kıyafetlerimi bile çöp poşetine atıyorum ben. Kıyafetlerimi bile. Sen bana bir çöp poşetini fazla görmüşsün. Ah. Şimdi karşıma geçip ben anneyim mi diyeceksin Meryem Hanım ha? Allah'ın takdiri. Çok çırpındım seni kurtarmak için. Böyle yazılmış. Ne güzel ya. Böyle yazılmış. Yap yap kaderde geç. Sorumluluk almak yok, vicdan azabı çekmek yok. Niye? Kader. Mira yeter. Yalan mı sen de demedin mi aynılarını kitabında? Ben de ince bir kabahat alıyor şimdi. Kader de gerisini Allah'a bırak diye demedin mi? Benim bu saatten sonra sana vereceğim tek şey boş bir mezar olur. Gerçi sen onu bile hak etmiyorsun ya. Yapamadım. Çocuktum, küçücüktüm. Polis baskın yaptı. Kolumdan sürükleyip götürdüler. Geri bile dönemedim. Yapamadım. Yapamadın. Zeynep için ölümü göze aldın ama. Koskoca tarikatından vazgeçtin. O okusun diye dünyayı yıkıyordun sen. Neyi yapamadın? Sizde çocuk olmak da kadın olmak da aynı şey. Sen neyi yapamadın? İstesen yapardın. Yapmadın. Yapmadın. Cansız bedenime dönüp bakmadın bile. Al şimdi doya doya bak. İstediğin kadar bak şimdi. Çünkü bu benim son görüşüm olacak. Mira yeter, gel benimle. Bu eve adımını atmayacaksın. Mira, girmeyeceksin gel. Bu eve, duydun mu? Baba. Ne var? Hadi gel bir görsün seni. Ne? Bu kadın aylarca komada kaldı, ölü diye bir yatakta yattı. Buna böyle davranamazsın. O yüzden bir öfken, bir nefretin varsa bana kus, ona değil. Cesur Levent Alkanlı, vay be. Yapma Mira Allah aşkına, bu tavırların. Ben ölüydüm orada.
beni çöp gibi bırakıp arkasına bakmadan gittiğinde ben el kadar bebektim. Kendi ağzından söylemedim mi? Ölüydüm ya ben. Bir tanem, şu an hayattaysan tamam mı? Benim sayemde ellerimle o minik kalbine masaj yaptım. O yüzden yaşıyorsun. Sadece bu yüzden bile üzerinde hakkım var. Tamam mı? Meryem bu evde bir süre bizimle kalacak. Konu tartışmaya kapalı. Eğer bana bir hayat verdiysen onu benden alma şimdi. Mira. Yahu yaban. Akşama kadar kararını ver. Meryem. Nasılsın bey amca? Suda şaşkınım vallahi. Böyle kanlı canlı karşımdasın. Sen de çok iyi görünüyorsun çok şükür. Dişimi sıkıyorum. Bakalım. Duydum aşağıdaki patırtıyı. Sorma. Meryem ben sana bir açıklama borçluyum. Mira. Ben çok sonra öğrendim onun senin kızın olduğunu. O da şans eseri. Levent söylemeye niyetlendi ama sen Naim'le evli olunca yapamadı. Buraya tesadüfen getirmediniz bizi değil mi? Yok. O Beste'nin işleri rahmetli. O çok uzun zamandır biliyor musun seni? Allah günahlarını affetsin. Kime kızayım, nasıl kızayım inan bilmiyorum. Kızma. Öfke iyi bir şey değil. Bak bir laf var. Kızgın adam girdiği her savaştan yenik çıkar. Aç şu çekmeceyi bakalım. Şu. Bu da neyin nesi? Levent Bey mi yazmış bu kitabı? Tövbe, ne biçim şeyler diyor? Levent'in öfkesinin eseri. Ben bu yaşımda senle Zeynep'le yumuşarken onun kalbi taş bağladı, sizinkilere düşman kesildi. Allah hidayet versin. Yahu bir şeyi de Allah'a havale etme be kadın. Tövbe. Ya ne yapayım? Sen yumuşat onun kalbini. Benim bu çatı altında derdim Mira bu saatten sonra. İlk adımını görmemişim, ilk kelimesini duymamışım. Ateşleyince sabahlara kadar başında beklememişim. Anasıyım diyebilir miyim? Böyle bir hakkım var mı onu bile bilmiyorum. Bak, telafi değil ama aşağıda Mira'nın bir dolu bebekli kalbi mi var? Bir bak istersen. Sahi mi? Bebeklik. Afacandı yaramazdı ama çok güzel bir bebekti Mira. Hadi ya gamlanma öyle. Git kendi gözlerinle gör. Evladım sen nerelerdesin ya? Dün baban seni aradı hep buralarda. Babam. İronik oldu. Ne oldu? Neden böylesin sen? Nasıl? Sevgisiz, sert, kötü. Neden kötüsün sen? Kızım sen nasıl konuş? Baban dolduruyor tabii seni hep. Öyle kötüymüş. Anlamadan, dinlemeden. La havle ve la kuvvete eşhedü en la ilahe illallah. Ben ciddiyim. İyi olmak bu kadar zor mu senin için? Kızım biz senin yaşadığın hayatları yaşamadık yavrum. Senin aklının ermeyeceği sınavlardan geçtik biz çocuğum.
Allah-u Teala'nın takdiridir. Böyle böyle şekil aldık. Yaptıklarımın bedelini de bir şekilde ödedim en nihayetinde. Ben ne yaptığımı bedel ediyorum peki? Karım bizim evde Gelal. İstemiyorum evimde. Ben çok meraklıyım sanki o kafirin evinde durmasına. Bir şey yap o zaman. Ya o kızını, torununu arkada bırakana ben ne yapayım? Torununu mu? Cüneyt babam oldu. Ama bilmiyor Cüneyt. Nerede bilecek ya? Ortalardan mı ki Cüneyt? E sen de benden öğrendin işte. Ama haklısın çocuğum. Haklısın. Ben de Meryem'i o evde bırakırsın. Şimdi burada olsaydı heyecanla heyecanla anlatırdı her şeyi. Sonra da ben kızmayayım diye sen beni böyle yetiştirmedin mi derdi. Köşeye sıkıştırdı beni. Ah karakuzu. Zeynep buraya gelecek. Tamam mı? Merak etme. Ben avukatla konuştum. Velayet işlemlerinin hepsini hallediyorlar. Şu velayeti bir alalım da daha da başka bir şey istemem. Bizi korumak için dedi mi bu evlilik meselesi Meryem Hanım? Kızım, beni o adamdan, Naim'den korumak için dedi mi bu evlilik tantanız? Sen öyle söylemiştin baba. Evet, öyle söyledim ve öyle. Öyle değil. Sizin tek derdiniz Zeynep. Onun velayeti, onun okuması, onun özgürlüğü, onun hayatı. Ben sadece bahaneyim bu hikayede. Mira, sakince bir konuşulsun kızım. Ben sakinim zaten. Ben zaten sakin. Ve alışığım bu duruma. Geçmişte masada bırakılan bendim sonuçta. Kendimi işlemiş demek ki alışığım o yüzden. Mira, bak bu evlilik seni ve Zeynep'i korumak için, ikinizin velayeti için. Ben seni Zeynep'ten ayrı koyar mıyım hiç? Ha? Aynı yerde büyüdünüz siz içimde. Birlikte beslendiniz. Birbirinize dokundunuz. Birbirinizin nefesini dinlediniz. Siz bir bütünsünüz kuzum benim. Bütünüz. Bak bakalım bu kopan kulaklık bir daha bir araya geliyor mu? Birleşse de eskisi gibi çalışıyor mu? Bundan anca artık bozuk, parçalanmış bir ses çıkar. Zeynep'le biz bir araya geldiğimizde olacağı gibi. Öyle deme kuzum. Siz kardeşsiniz. Kardeşler kopar mı hiç? Koptukları yerlerden birleşmezler mi tekrar? Ha? Ben her şeyi sizin için istedim. Bu evliliği bile. Öyle mi? İkna edin beni bunu o zaman. Evlenin, evlenmenize bir şey demiyorum. Ama tek bir şartım var. Zeynep'in velayetini almayacaksınız. Evleniyorsanız benim için Zeynep için değil. Sadece ben olacağım. Yani bir karar vermen gerekiyor Meryem Hanım. Ya Zeynep? Ya da ben. Geçmişte beni unuttun o masada. Şimdi Zeynep'i unut o tekkede. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.